Başını belaya sokma dedektif. Söz veremem size yüzbaşı. Çünkü ben tehlikenin ta kendisiyim. Wow! İnanılmaz bir filmdi. Hollywood bu işi gerçekten biliyor. Bir şey diyeyim mi size? Ben de böyle bir film çekebilirim. Maceranın doruklarına tırmandığı, gizemli bir dünyanın kapılarını aralayan, romantizm ve entrika dolu muhteşem bir film yapabilirim. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Necati, ne yapıyorsun burada? Yaparım. Kapı açıktı, girdim. Yapamazsın. Ne yiyorsun sen? Yaparım. Kaplumbağa bayıldı. Elinize sağlık. Muhteşem olmuş. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Ben kaplumbağa bayıldı yapmadım ki. Vallahi mı? İşte kaplumbağa bayıldı. Peyami Baba. Ne oldu bana? Pardon Peyami Baba, seni yemişim yanlışlıkla. Ver elini öpeyim. Neredeydi bu ya? Aha, bakalım çalışıyor mu? Benim sünnet kasetim. Neyse, kamerayı da bulduğuma göre şimdi babama neler yapabileceğimi gösterebilirim. Yapamazsın. Yapabilirim. Şakir, babam sana bir şey söylememi istedi. Neymiş? Yapamazmışsın. Çekil önümden Canan. Gidip muhteşem bir film çekeceğim ve ona göstereceğim. Nasıl çekeceksin? Elindeki dandik kamerayla mı? Senaryon hazır mı? Bütçeyi çıkardın mı? Prodüksiyon abinin var mı? Çekim mekanlarını belirledin mi? Özel efektleri kim yapacak? Çaycınız kim? Tamam söz, tamam. Bunların hepsini yapabilir misin? Hem de hepsini. Çay hariç. Yalvarırım, bana yardım et. Tamam tamam, kalk ayağa. Şimdi hepsinden önce oturup güzel bir fikir bulmalısın. Sonra bu fikri geliştirip hikayeyi oluşturmalısın. Sonra karakterleri ve olay örgüsünü kurup tretman haline getirmelisin. Ardından da... Senaryo hazır. İşte aradığım Türk sineması. Uzaylı kostümleri, uzay gemisi, strapor. Sen ne yapmışsın böyle? Bu çok yüksek bütçeli bir senaryo olmuş. Daha basit bir şey yazman lazım. Şakir, bana Atari açsana. Şu anda yapamam. Süper bir uzaylı filmi yazdım ama kardeşim olacak bu hayal yıkıcı, bunu çekemeyeceğimi söylüyor. Tamam, çok güzel. Hadi bana Atari açsana. Uzaylı filmim için gerekenleri bulana kadar Atari matari açamam Necati abi. Ver şu senaryoyu bana. Tuvalet kağıdı kalmış arkanda. Pelerinim o benim. Teyze, pardon ya. Alo, teyze, çabuk pastaneyi arasın biri. İtfaiye yok mu? Hey sen! Hop birader, hop. Kolay gelsin. Şu teyzeye bir yardım edelim, pastaneye götürelim. Teyze iyileşmiş. Gerek kalmadı dostum, sağ ol. Bir dakika, bir dakika. Senin uzaylı kostümün var. Uzay gemin de var. Sen demek ki tam da Şakir'in aradığı oyuncusun. Duri duri. Boş ver şimdi duttiri muttiri'yi. Gel bakayım sen benimle. Seni Şakir'e götürürsem kesin Atari açar bu sefer. Duri duri du. Duri duri du. Evet baba, sen bu filmde hiçbir şey anlamayan bir adamı canlandırıyorsun. Ne diyorsun oğlum? Süper, işte böyle devam et. O uzaylı filminden vazgeçmişsindir umarım. Hayır, vazgeçmedim. Tek eksiğim bir uzaylı. Dötdürürü, dörürürü. İşte o da burada. Duri duri duri, duri duri duri, durut. Ne diyor bu? Çakırma, rolüne çok iyi hazırlanmış. Tam bir profesyonel. Hadi atsana Atari'yi şimdi. Süper o halde. Hadi çekimlere başlayalım. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Tamam baba, kayıtta değiliz şimdi. Habura habura horara. Örk harura. Hura hura. Vallahi çok güzel bir uzay gemisi maketi bulmuşsun Necati abi. Prodüksiyon şahane gözüküyor. Doğal ışık istiyorum, genel plan istiyorum. Bir de yönetmen yazan koltuk istiyorum. Buyurun yönetmenim. Bu ne? Yönetmen yazan koltuk istemediniz mi? Hayır şapşal, koltuk dedim. Denize mi gireceğim, ne yapayım bununla? Bence taksan çok yakışır. Tamam neyse, git işinin başına. Duri 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 duri. Ay sakin olun bir saniye. Tamam sahneye geçmek istiyorsunuz ama bu suratla oynayamazsınız. Parlarsınız valla. Puh.
Evet evet harika. Tutkulu bir oyuncumuz var. 3, 2, 1 kayıt. Duru duru. Duru 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 duru. Diyaloglar muhteşem. Ben ne zaman gireceğim? Hangi kanal bu? Anne merhaba. Ya baba çekil kameranın önünden. Şu anda doğaçlama bir senaryo oluyor. Ooo. Özel Efe'ye bak. Bu gemiyi de mi sen buldun Necati abi? Evet evet. Tuvaletim geldi. Ve kestik. Harikulade bir performans. Oynamadınız, yaşadınız adeta. Tamam ya, bitti sahne. Normale dönsenize. Neyse çocuklar, her şeyi toparlayın. Kurguya gidiyoruz. Bitti mi? Ne güzel izliyorduk yahu. Hiç güzel olmadı bu final. Ben daha mutlu bir son hayal etmiştim. Araba yarışı açsana. Tekrar çekim yapmamız gerek. Böyle bir finalde seyirciyi etkileyemem. Çabuk gidip uzay gemisinin sahipleriyle konuşur musun? Konuşamam. Kuşçuk atmalı oyunu açsana. Ne demek konuşamam? Sen ayarlamadın mı bütün uzaylı kostümlerini, uzay gemilerini? Yok. Yani o zaman bütün bu film diye çektiklerimiz gerçek miydi? Yani bu demek oluyor ki kız arkadaşı kötü adamlar tarafından kaçırılan zavallı bir uzaylıya yardım etmek yerine onu ruhsuzca kameraya çektin. Öptüm ki bay. Eyvah, ben ne yaptım? Dur elini, dur elini. Abi dur. Dur elini. Ne yapıyorsun? Dur elini. Abi dur abi. Uzaylıya da abi denmez ki. Hop birader. Yok bu da olmadı. Özür dilerim abicim. Ben gerçek olduğunu anlayamadım. Keşke elimden gelen bir şey olsaydı. Bir dakika bir dakika buldum. Sana nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Dureri? Evet Dureri. Ben senin kız arkadaşını kurtarmanın yolunu biliyorum. Ciddi? Vallahi ciddi. Artık gerçek bir yönetmen gibi davranmanın zamanı geldi. Kolluk gücü. Uzay müziği. Durun durun. Geldik işte. Tamamdır. Yemi yuttular. Uzaycayı nereden öğrendin oğlum? Dudi'ye öğrettim ama ben de ona Türkçe öğrettim. Kebap, lokum, sultanahmet. Kablo tamam. Süper. Şimdi tek yapmam gereken sisteme bağlanıp ana bilgisayara ulaşmak. Bu camların hali ne oğlum? Şunu bir yıkatıver. Neyse camlara su dökelim. Önümüzü görmüyoruz valla. Oh tertemiz oldu. Gororo goro goro goro. Gara 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 guru. Tamam sisteme girdim. Çıkarın kabloyu. Gidiyoruz. O ne? Durun ya. Çek yapacağım daha. Alo 1-2-1-2 bu Türkçe çeviri yapan megafonla daha rahat konuşabiliriz. Kızımı seninle kaçması için kandırmışsın ve şimdi bunun cezasını çekeceksin. Fakat kralım ben kızınız olmadan yaşayamam. Ne yaparsanız yapın beni durduramazsınız. Ve kayıt. İşte bakın kırlarda hoplayıp zıplayan birbirini seven iki mutlu genç ve onları birbirinden ayırıp mutluluklarına engel olan kötü bir kral. Biz birbirimizi seviyoruz baba.
bir sürü almıştım diye kızmıştın. Ne güzel işe yaradı megafonlar. Lütfen susar mısın? Sen bana neler anlatmışsın ama işler hiç de göründüğü gibi değilmiş. Birbirini seven bu iki genci ayıran senmişsin. Anneciğim, babam kraliyet soyundan gelmiyor diye Tutu ile birlikteliğimizi onaylamıyor maalesef. Sanki sen kraliyet soyundan geldin zor. Üzgünüm kızım, affet beni. Yanlış davrandım. Kimsenin mutluluğuna karışamam. Beni affedin gençler. Sizlere bir özür borçluyum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepsi sizin sayenizde oldu. Asıl ben teşekkür ederim Dudi. Senin sayende filmimin finali çok güzel oldu. Lütfen bu yaptıklarınıza karşılık bu hediyeyi kabul edin. Oley be, anahtarlık. Uzay gemim sizin olsun. Hadi ya, anahtarlık olsaydı iyiydi. Ya Necat, basmasana oğlum. Dur, bu ne? Ya oğlum, kırmızı tuşa basılmaz. Kırmızı başa beladır her zaman. Ya ne olacak en kötü? Dur bakayım. Ha, baba, Uranüs'ü patlattınız. Çek, Şakir, kameraya çek. Beni de al. Şş, yakışıklı çek ha. Altına da arkadaşlarla uzay keyfi yaz.